Noob Portal ekranlarındasınız. Yeni bir Baldur's Gate videosuyla daha karşınızdayım. Bir önceki videomda direkt böyle genel hislerimi veya oyun hakkındaki düşüncelerimi paylaşmıştım. Bu sefer oyunun karşısına geçelim istedim ve size bazı püf noktalardan kendi böyle 80 saatte oyunu bitirdim ben bu arada. Kendi oyunu bitirdikten sonraki deneyimlerimden ve şunları aslında başlarda yaparsanız daha rahat olabileceğiniz şeyleri söylemek istiyorum. Bu arada hani ilk başlarda böyle oyun çok elinizden tutan bir oyun değil. Yani direkt şuradan şunu yaparsın, buradan bunu yaparsın gibi şeyler söylemiyor. Birazcık daha sizin kendi araştırmalarınız ve kendi özgür iradenizle birlikte yaratıcılığınıza bırakıyor açıkçası. Yani şununla şu komboyu yaparsam, bununla bunu yaparsam çok iyi olur gibi düşünebiliyorsunuz ama onu birazcık oyunu çözdükten, kavradıktan sonra yani bir 20. 30. saatin ardından bayağı bir gelişmeye başlıyor bu duygularınız ama oyunun başında eğer şöyle şeyleri bilirseniz bence işiniz bayağı rahatlayacaktır ve oyun deneyimindeki keyfiniz de artacaktır diye düşünüyorum. Benim kendi karakterim Atlas'la tanıştırayım sizleri. Kendisi bir yarı elf ve aynı zamanda bir kolcu. Daha çok ok kullanan bir karakter ve gerçekten okla müthiş hasarlar çıkarabiliyor. Bununla beraber benim ekibim şöyle bir dengeli bir ekip kurmak istedim açıkçası. Atlas birazcık da arka tarafta böyle direkt hasarın kendisi olarak ön plana çıkıyor Atlas. En çok hasarı çıkaran karakterim Atlas oluyor genelde. Bununla beraber Will isimli büyücüyü ben yanıma aldım. Bu büyücü genel olarak işte alan skilleri, alan kontrolü açısından güzel. Yani örnek veriyorum bir yere bir ateş duvarı çekerek atıyorum. Şu noktadan bu noktaya kadar bir duvar çekerek düşmanların buraya girişini kapatabiliyorum. Veya işte ne bileyim şu alana bir fireball bu arada çok iyi oturmaz mı? Şuraya bir tane fireball atmamız çok iyi olmaz mı? Böyle 20 kişiye oturtarak falan böyle herkese denk bir şekilde. Ben oyunu bitirdim. Bir eski save'lerimden bir tanesini açtım böyle rahat rahat anlatabilmek için ve spoiler olmayan bir noktayı da açmaya özen gösterdim. Dediğim gibi Will birazcık daha bu görevi üstleniyor. Lazel direkt dövüşçümüz, direkt ön saflara geçer ve hakikaten çok fazla hasar çıkarıyor. Hani Atlas hani uzakçı olarak hasar çıkarıyor ama en büyük hasarları Lazel çıkarıyor. Yani tek turda 12 level olduktan sonra özellikle şu anda bu save'de 12 level mi acaba bilmiyorum ki. Bir bakayım karakterime hemen özelliğine. Şu anda daha 11. seviyeymiş. Daha 12 level'a yükselmemiş bu eski bir save olduğu için. Yani tek turda böyle 100 civarında hasar bile çıkarabiliyor güzel bir combo yaparsanız. Gölge Yürek'te işte Shadow Ward'da genel olarak böyle bizim support'umuz. Daha çok can basma skill'leriyle bezeledim onu. Bunu istediğiniz gibi düzeltebiliyorsunuz bu arada bu skill ağacını. Daha çok böyle can basan, arka tarafta duran ve işte yaratık summon ederek böyle ön taraftaki diğer karakterlerime destek olan bir rolü var. Aynı zamanda tank bu arada. Hani Gölge Yürek. Hani sadece öyle çok kırılgan, Will kadar kırılgan bir karakter değil. Yine de ne olursa olsun support, dövüşçü bir karakter. Böyle düzenledim ben ve gayet dengeli bir şekilde oyunu bitirdim. Atlas'ın suratı neden böyle bu arada dikkatimi çekti? Hani kapkara olmuş gibi düşünüyorsanız bunu söylemeyeceğim tabii ki spoiler olmasın diye. Ama aslında Babyface tatlı yakışıklı bir karakterdi kendisi. Şimdi Baldur's Gate 3'te genel olarak şu menüleri ve buralarda neler yapabileceğinizi göstermek istiyorum. En temel bilgilerden birazcık daha detay bilgilere doğru ilerleyeceğiz. Sol tarafta gördüğünüz gibi karakterlerinizi görebiliyorsunuz. Bu karakterleri birlikte hareket ettirmek isteyebilirsiniz açık dünyada gezerken ki genellikle oyun böyle devam ediyor ama bazı noktalarda örnek veriyorum gizlilik yapacaksanız atıyorum Atlas karakteriyle gizlilik yapacağım. Atlas karakterini şu şekilde ayırarak böyle onu serbest bırakabiliyorum ve diğer karakterler beni böyle bekliyor. C tuşuna basarsanız gizli moda girebiliyorsunuz ve şu anda bu kırmızı alan sürekli birileri tarafından görüldüğünü gösteriyor. Yani şu anda ben burada bir cepçilik yaparsam burada ya da bir alınmaması gereken bir itemi alırsam vesaire genellikle yakalanıyorsunuz kırmızı taraflarda. Ama şu gördüğünüz gibi beyaz taraflarda daha çok böyle gizlilik olayını üstlenebiliyorsunuz. Bu gizlilik ekranında shift'e basılı tutarak kullanabilirsiniz. Atıyorum bütün karakterlerimle gizlilik yapacağım. Hemen onları az önceki gibi şu tuştan birleştirebiliyorsunuz. Birleştirdiğim zaman C'ye basarsam sadece Atlas gizli moda geçer. Ama Shift C'ye basarsam bütün karakterlerim gördüğünüz gibi gizli bir moda gizli moduna geçmiş oluyor. Gizlilik moduna öyle söyleyebilirim. Eğer oyunda gizlilik yapacaksanız ki çok fazla gizlilik mekaniği var. Yani bir tüccara bir mal sattıktan sonra arkasından gizlice yaklaşarak hem malı almış oluyorsunuz hem de az önce ödediğiniz parayı çalabilirsiniz. Ya da işte ne bileyim bir yerde bir fight'a gireceksiniz ama adam sizin onunla fightlayacağınızı bilmiyor. Yani normal konuşarak da işinizi çözebilirsiniz ama siz onunla fightlamak istiyorsunuz. Daha öncesinde gidip böyle onun itemlerini çalabilirsiniz. Adam böyle dımdızlak kalmış halde gizlilik yaparak çaldığınız itemler sayesinde
içerisinde adam böyle bir anda ortada kalıyor ve fight'e girdiğiniz zaman çok öne geçmiş olabiliyorsunuz. Sadece gizlilik olarak değil, mesela ticaret de yapabilirsiniz biriyle. Ticaret yapıp onun bütün itemlerini satın alabiliyorsunuz. Elindeki kılıcı vesaire vesaire gibisinden, kalkanını falan. Ondan sonra bir anda fight'e giriyorsunuz. Adam kılıçsız kalkansız kalıyor. Adamı kesebiliyorsunuz. Yani böyle özgürlükler var, tamamen sizin kendi yaratıcılığınıza kalmış durumda. Her neyse, bu taraftan devam edelim. Burada zaten genel olarak burada bakabilirsiniz. İşte parti görünümü vesaire vesaire. Yani bunları, kısa yolları da var. Bunları birazcık oynayarak kendiniz çözebilirsiniz. Bunların haricinde şu aşağıdaki menüyü göstermek istiyorum. Bu menü açıkçası çok fazla doluyor. Oyunun ilk etaplarında burası boş bir menü halindeyken oyunun sonlarına doğru burası ciddi şekilde doluyor. Özellikle Atlas karakteri birazcık daha okçu, hani kolcu bir karakter olduğu için çok fazla bunlarla işi yok ama gölge yüreğe bakarsanız eğer, bakın ne kadar fazla skill var. Artı burada da kendi itemleri var vesaire gibisinden, burada bir ton şey birikiyor. Bunları düzenli bir şekilde görmek isterseniz şuradan artı ve eksi tuşlarıyla bunların boyutunu arttırabiliyorsunuz. Ben genelde burada kullanıyorum alıştığım için. Ama hani buradaki skillerin dağınıklığını düzeltmek isterseniz de şuradan araç çubuğunu aç kapa yaparak buradakilerin yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Atıyorum ben böyle bir düzenek yapacağım. Örnek veriyorum işte. Ardından buna tıkladığınız zaman istediğiniz kadar kaydırın. Hiçbir şekilde değişmiyor. Kendinize böyle özgü şeyler de yapabilirsiniz. Ben mesela nasıl bir şey yaptım? Burada genelde summon olarak çıkardığım askerlerin özellikleri var şu şekilde. Burada da her oyuna başladığımda, yani her uzun dinlenme sonucunda bastığım, direkt yani %100 banka bastığım skiller var. Bunlar da fight içinde kullandığım skiller, öyle söyleyebilirim. Burada kendi bulduğunuz itemler, parşömenler, işte bombalar vesaire, potionlar falan burada duruyor. Bunlar da temel statlar işte. Bir şey fırlatabilirsiniz, bir şey batırabilirsiniz veya depar atabilirsiniz falan. Zaten oyunu az çok oynayınca bunları temel bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Şimdi Gölge Yürek tarafından devam edelim. Birazcık onun büyük kitabını açmak istedim. Normal karakterleri zaten az çok çözebiliyorsunuz basit olduğu için ama büyücülüklerde bazı sıkıntılar var. İşte baz büyüler var, sınıf hareketleri var, büyüler var, seviye büyüleri var vesaire. Buradan seviye büyülerini anlatmak istiyorum. Bunları zaten kendiniz çözeceksinizdir. Seviye büyülerini konuşalım istiyorum. Örnek veriyorum, benim 6. seviye şu anda gördüğünüz gibi 6 tane büyüm var. 5. seviye gördüğünüz gibi bu kadar büyüm var. Şimdi bu gölge yüreğin dediğim gibi 1. seviye, 2. seviye, 3. 4. 5. 6. seviye büyüleri var. Level'lar atladığınız zaman yeni büyüler kazanıyorsunuz ve her level'da bu büyüleri güncelleyebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Şimdi genelde böyle 6. seviye ya da 5. seviye yüksek seviye büyüler daha böyle heyecan verici olabiliyor işte. Daha böyle 1. seviyelerde daha basit büyüler varken, böyle daha böyle kolay açıkçası büyüler varken, üst seviyelerde böyle daha farklı, sizi daha çok böyle heyecanlandıran büyüler var. Lakin hani bütün büyülerinizi 6. seviye, bütün büyülerinizi 5. seviye dizmek size hiçbir artı kazandırmıyor. Çünkü benim 6. seviye büyühanem bir tane. 5. seviye büyühanem iki tane. 4, 3, 3, 3, 2, 3, 1. seviye büyühanemde böyle bunu istediğim kadar kullanabiliyorum zaten. Bunda bir sıkıntı yok. Lakin şöyle bir durum var. Şimdi ben eğer 6. seviye büyühanesini, bütün büyülerimi 6. seviyeye doldurursam bir tane yaptıktan sonra benim 6. seviye büyühanem doluyor. Yani sadece böyle yüksek seviye büyülerle devam edemiyorsunuz. O yüzden böyle dengeli bir şekilde yapmanız lazım. Benim sistemim nasıl? 4 tane 1. seviyem var. 3 tane 2. seviyem var. 3 tane 3. seviyem, 1 tane 4. seviyem, 1 tane 5. seviyem, 3 tane de 6. seviyem var. Bunların hepsi zaman zaman kullandığım için böyle 3 tane 6. seviye dizdim. Genelde mesela bunu hiç kullanmam. Ama duruyor işte, ne olur ne olmaz zor zamanlarımda gibisinden. Böyle dengeli bir şey yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum, benim 2 tane 5. seviye büyühanem var. Şimdi tıklıyorum. Buradan herhangi bir büyümü, mesela savaş esnasındayız ve karakterlerimin canı çok azaldı. Kitle iyileştirici söz. Bu 6 tane müttefiğimi iyileştirebiliyor belli bir alan içerisindeki. Bu büyüyü 3. seviye olarak kullanırsam 5-8 iyileştirme gelecek. 4. seviye kullanırsam 6-12 iyileştirme gelecek. 5. seviye kullanırsam 7-16 iyileştirme gelecek. Ne demiştik? Bizim 5. seviye iyileştirmemiz 2 tane hakkımız var. Tıkladım. 5. seviye bastım. Şimdi izliyoruz. Bakın bir tane hakkım gitti gördüğünüz gibi. Yani yüksek, hani 3. seviye bir büyüyü 5. seviyede kullandığım için bir tane 5. seviye büyü kullanma hakkım gitti. Bilmiyorum çok mu karışık anlatıyorum ama anlayabileceğinizi düşünüyorum. Yani çok da zorlu
anlatmadığımı düşünüyorum. Yani genel olarak hani diğer karakterlerden mesela Will'den de konuşacak olursak onda da temelde aynı mantık var, öyle söyleyebilirim. İşte 6. seviye, 5. seviye, 3-1 gibisinden böyle bir büyü seti oluşturdum kendi gameplay'ime göre. Hani sadece böyle büyülerden böyle onu da alayım bunu da alayım gibisinden değil de birazcık daha stratejik yaklaşmanız gerekiyor. Bu arada şuraya çok fena bir fireball atasım geldi ya. Bir tane atayım gözünüzü seveyim, ondan sonra devam edeceğim. Çok çok oturacaklar çünkü, müthiş olacak. Yaktım hepsini. Ne oldu lan, hiç kimse bana atarlanmadı. Aa, birileri sinirlendi, tamam. Oha, 4K istiyor lan bunların rüşveti için. Tamam, hemen Baldur's Gate'in özü F8 yaptık. Şimdi yeniden bu tarafa dönelim. Bu tarafta tur bazlı moda girebilirsiniz. Veya işte ne bileyim, tur bazlı moddan çıkabilirsiniz. Tur bazlı mod ne oluyor? Normal fight'ın içindeki o bildiğiniz tur bazlı mod oluyor. Yani öyle sırayla hareket etmek istiyorsanız, bazı noktalarda gizlilik yapacaksanız özellikle tur bazlı mod işe yarayabiliyor. Buradan istediğiniz zaman girip çıkabiliyorsunuz. Buradan kampa gidebiliyorsunuz. Kamp önemli bu arada. Her kampa gidişinizde, her uzun dinlenme yapışınızda size iki tane kısa dinlenme hakkı veriyor. Bazı kısa dinlenme büyü hanelerini yeniliyor. Örnek veriyorum, birinci seviye, ikinci seviye demiştim ya az önce. Bunlardan atıyorum ikinci seviyeden iki tane büyüsünü kullandın. Kısa dinlenmeni bir yapıyorsun, iki tane daha büyü hanesi geliyor. Ama bazı yüksek büyüleri yenilemiyor. Bunlar birazcık çok fazla büyü olduğu için hepsini tek tek söyleyemem. Oynadıkça alışacağınız şeyler. Uzun dinlenme ne işe yarıyor? Bütün sağlık puanlarınızı yeniliyor. İşte ne bileyim, karakterlerinizin canlarını fulluyor. Bir rahatlatıyor yani. Bir böyle ulan bugünü de bitirdik, bugün de bir dinlenelim, yarın devam ederiz kafasında bir sistemi var. İstediğiniz zaman istediğiniz yerde, eğer fight'ın içerisinde değilseniz uzun dinlenme yapabiliyorsunuz. Fight'ın içerisinde de değilseniz aynı şekilde kısa dinlenme yapabiliyorsunuz. Bu dinlenme menüleri de belli bir yiyecek karşılığında, atıyorum 40 yiyecek karşılığında, ben normal seviyede oynuyorum. Bu dinlenme şeylerini halledebiliyorsunuz. Burada genel olarak geçmiş var. Şu anda burası boş olduğu için bir şey gözükmüyor ama fight'ın içerisinde kim kime ne yaptı, ne oluyor, kim hangi büyüyü bastı, kimde hangi özellik var falan gibisinden fight kısımlarını eğer takip edemiyorsanız, gözdeki oyuna ilk başladığınız zaman bazı şeyleri anlamayabilirsiniz. Biri elinden ateş topu atıyor, öbürü büyü atıyor, öbürü seni kör ediyor, biri bir şey yapıyor, o bunu yapıyor, şunu yapıyor falan. Burayı takip ederek, eğer burayı okursanız, şuradan açıp kapatabiliyorsunuz, rahat edeceksiniz. Sağ üstte de zaten normal bizim harita menümüz var. Buradan uzaklaştırıp yakınlaştırabilirsiniz. Burada da elite güçleri var. Bu hikayede açılan sonradan bir şey. Bunları da zaten ileride göreceksiniz diyelim ve bu ekranda sanırım söyleyebileceğim başka bir şey yok. Birazcık gameplay tarafından anlatayım. Aynı zamanda böyle hareket ederken home tuşuna basarak kameranızı sabitleyebilirsiniz veya WASD ile hareket ederek kameranızı daha özgür bir şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle kimsenin olmadığı bir boş alan yok mu ya? İstanbul gibi burası da, anasını satayım. Her yerde birileri var. Beyler dağılın, 2 dakika bir şey anlatacağım, bir şey deneyeceğiz. Burada gene birileri muhabbet yapıyor. Şimdi Baldur's Gate 3'te nasıl daha güçlü olabilir? Tabii ki stratejiler çok fazla var. Herkesin kendi stili, kendi tarzı, kendi zevk aldığı sistem vardır ama benim Baldur's Gate 3'te kendi oynanış deneyimime göre ne kadar fazla kalabalık olabilirsek ve nitelikli kalabalık olabilirsek o kadar güçlüyüz. Benim görüşüme göre böyle. O yüzden ben karakterlerimi alabiliyorsam mümkün olduğunca asker çıkarma, summon üretme skillleri aldım. Ben kolcu olabildiğim için şu anda 2 tane karakter basabiliyorum. Şimdi göstereceğim, bakın ekibimiz ne hale gelecek. Atlas'ta geldim. Bir tane evcil çağırabiliyorum. Buradan istediğinize çağırabiliyorsunuz. Ben örnek veriyorum, hani eğlenceli olsun, bir tane kedicik çağırayım. Kediciğimiz geldi. Bunun tabii ki şu anda 2 canı var, yani tek yiyecek birazdan. Kolcunun yoldaşı var. Diğer karakterimle de kedi çağırdıysak o zaman yanında bir tane köpek, yani köpek olmadığı için kurt çağıralım. Tamam. Kurdumuzla kedimiz geldi. Şu anda 3 kişi oldu Atlas, yani bu sıra 3 kişi oldu, maksimum seviyeye çıktı. Hemen Will'e geliyorum. Will'de de bir tane Kambiyon müttefiği çağırıyorum. 6. seviye büyü hanesi. 6. seviye çağırma büyüsü. Kambiyonumuzu bastık. Buradan da bir kişi geldi. Sadece bununla sınırlı değil. Ben elemental özelliğini de açtığım için ve bunun 5. seviye çağırma büyüsüne sahip olduğu için ikisini aynı anda basabiliyorum. Buradan da ne elementali basalım? Mesela atıyorum işte toprak. Bir tane tankımız olsun. Benim ekipte mesela tank yok fark ettiğiniz gibi. Bir tane tank basalım istiyorum. Toprağa bastım abi. Elemental geldi. Bu bizi tanklayacak önde. Lazel'la herhangi bir şeyi basamıyorum. Gölge yürekle de hemen geldim, bir tane onunla da bir tane müttefik çağıralım. Kambiyonumuz olduğu için örnek veriyorum, deva çağıralım bir tane.
Tamam, devamımız da geldi. Şu anda 3, 6, 9 kişilik bir ekibimiz var. Aynı şekilde buralarda bir ceset olsaydı en azından iskelet büyüsüyle iskeletler de çağırabilirdim. Ama dur bir dakika, niye yapmayalım ki? Bir saniye bekleyin. Şimdi buradan gizliden gizliye kurbanımızı katlettim. Burada bir cesedimiz var. Benim ölü hareketlendir skillim de olduğu için iskelet basmak istiyorum ve bunu dördüncü seviyede basacağım. Dördüncü seviyede bastığım için bu cesetten de 3 tane iskelet askeri çıkarıyorum. Şöyle bir ekibi tamamlayalım, bir bakalım ne durumdayız. İskeletler bir kendine gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi bakıyoruz. 3, 6, 9, 10, 11, 12 kişilik bir ekibi haline geldik biz. Bayağı kalabalığız yani. İnsanlar da zaten benim ekibin orduyu görünce böyle bir tedirgin olmaya başladılar, normal dövüşçüler. Tabii bunları bu halde bırakmıyorum. Baldur's Gate 3'te skill'lerinizi, yani büyülerinizi veya işte ne bileyim kullanabileceğiniz şeyleri combo haline getirmek çok önemli. Belli başlı kombolarınız olması gerekiyor. Az önce anlatmıştım ya, burada kesin bastığım skill'ler var gibisinden. Bir tane destek şifa büyüsünü 5. seviyede basıyorum ve karakterlerimin canlarına sol taraftan iyi bakmanızı istiyorum. 2 canlı olan kedi 22 can, 111 can, 101 can, 146 can. Yani şu anda bu orduyu kim yenebilir ki? İnanılmaz büyük bir orduyla geziyorum ve istediğim zaman istediğim her şeyi yapabilecek bir orduya sahibim. İnsanlar beni görünce, çocuklar kaçıyor altına ediyor, kabusları oluyorum. Ordular beni görünce ne yaptığını şaşırıyorlar falan. Bu orduyla mesela istediğiniz fight'a girebilirsiniz ve direkt güçlü bir hale gelebilirsiniz. Benim oynanış tarzım bu. Siz kendinize farklı tarzlar yaratabilirsiniz ama ne olursa olsun Baldur's Gate 3'ü, ha bu okçu mu? Ok atayım. Ha bu kılıççı mı? Geleyim kafasına vurayım, kafasında değil de birazcık daha böyle bunları nasıl birleştirebilirim, nasıl şey yapabilirim mi istiyor oyun sizden yani. Çeşitli kombolar yapmanız gerekiyor. Mesela early game'de çok fazla yağ vardı, yağ şişesi vardı elimde. Düşmanları hep bir yerlerde toplayıp o yağ şişelerini oraya atarak onları böyle bir yerde toplayıp düşmelerini sağlıyordum ve uçurumdan aşağı atmaya çalışıyordum early game'de güçsüz olduğum için. Ama late game'e gelince artık kaba kuvvetim de güçlendiği için böyle ordularla bir yerlere dalabiliyorum. Yani oyunda 4 kişilik limitiniz var ama hiçbir zaman 4 kişi olmak zorunda değilsiniz. Benim yaptığım kombolardan bir tanesi buydu. Bir örnek teşkil etmesi açısından göstereyim istedim. Şimdi bunlarla beraber fight'e girme olayı nasıl oluyor? Fight'e girmelerde bir püf nokta göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle bütün grupları dağıtıyoruz. Hepsini birbirinden bu şekilde ayırıyoruz. Artık herkes bireysel hareket edebiliyor. Örnek veriyorum, yani şu anda burada direkt dümdüz fight'e gireceğim için spoiler olmasın diye hiçbir fight'e girmek istemiyorum. Siz kendi o deneyimleri kendiniz yaşayın istiyorum. Örnek veriyorum, burada şu dördü hakikaten çok güçlü karakterler, tamam mı? Bunlara dalacağız. Ama böyle pataküte dalırsak, atıyorum burada bir tane büyücü var. Buraya bir alan alev topu atar, hepimizin kül eder, böyle canları yarıya iner. O yüzden stratejik olarak fight'e girmeden önce karakterlerinizi yerleştirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, ben devi geldim şuraya attım. Dev bunların önünde beklesin. Şu uzakçı olan karakterimi böyle birazcık daha, tabii yakıncı da vurabiliyor ama biraz daha uzakçı kullandığım için onu bu tarafa bir attık. Bu burada bir dikkat dağıtsın. Ardından benim kediciyi tek yemesin diye şöyle bir geri bir yerlere atalım. Çünkü ilk vuruşta ölebilir. Bunu sonradan kullanmak üzere buraya bırakıyorum. Kurt karakterimi şu dışarıdaki adamın peşine bırakabilirim. O yüzden buraya bir kurdu gönderelim. Bu bununla bir 1v1 atsın burada en azından. Geç reisim. Tamam, bu da bu noktada. Gölge yüreği birazcık daha ben arka planda tutmayı seviyorum, arkadan can bassın diye. İskeletlerin de hepsinin canı az olduğu için diğerlerine nispeten birbirlerinden mümkün olduğunca ayırmaya çalışıyorum. Atıyorum işte buradan şununla diyaloğa gireceğiz. Diyaloğun ardından fight başlayacak, biliyorsunuz. Önceden böyle karakterlerinizi rahatlıkla dizayn edebiliyorsunuz. Lazel bu kadar geride kalmamalı mesela. Lazel'ı mesela atıyorum işte şunun dibine göndereyim ki fight başlar başlamaz bu bununla 1v1 atabilirsin. Yani bu yoldaki vakti kaybetmeyelim istiyorum. Karakterlerimi çok güzelce dizdim. Atıyorum işte Atlas'ı da böyle okçu olduğu için mümkün olan yüksek ve savunmalı bir yere çıkarmak istiyorum. Burada çıkabileceğim yüksek bir alan var mı? Bakıyorum, sanırım yok. Hani bu noktada çıkabileceğim yüksek bir alan yok. Ama böyle şu noktada en azından birazcık daha savunma yapar gibi düşündüğüm için, bakayım şuralar da olabilir aslında. Tamam, Atlas bu noktada durabilir. Onu da buraya gönderdik uçma skillimizle. Artık fight'a başlayabiliriz. Örnek veriyorum işte, şimdi Lazel'a tıklayıp diyaloğa gireceğim ve fight başlayacak. Ve bunlar güçlü karakterler. Öyle düşünebilirsiniz yani şeyler. Şu düşmanlarımız şu anda zayıflar ama güçlü bir karakterse eğer, böyle önceden hazırlık yapmak fight'larda ciddi şekilde elinizi rahatlatabiliyor.
Onunla beraber fight'a hemen bir girelim. Ardından ben size bir mantığı göstereyim. Okumuzu koyalım. Şimdi burada çeşitli böyle reaksiyonlar var. Bu karakterlerinizin level atladıktan sonra açılan reaksiyonları. Örnek veririm. Büyücü karakterinize bir reaksiyon geliyor ve şu oluyor. Eğer sıra onda değilse, tur onda değilse bile bir şeyler yapmasını sağlıyor ki bu reaksiyonlar gerçekten çok güzel. Örnek veriyorum. Bir tane yüksek büyücü var. Sizin orduya böyle çok kritik bir büyü atacak. Hepsini korkutacak böyle sizin bütün adamları. Ama büyücümün reaksiyonu olduğu için o büyüyü elinden çıkarmadan benim büyücüm reaksiyonunu kullanıyor. Sana soruyor tabii ki buradaki gibi. O reaksiyona tıkladığınız anda o büyü iptal alıyor ve adamın attığı büyü içinde kalıyor. Yani öyle söyleyebiliriz. Sıra büyücüde olmasa bile bu tarz reaksiyonlar önemli. O yüzden reaksiyonları önemseyin arkadaşlar. Level'lar atlarken falan okuyun, öğrenin. Yapabildiğiniz kadar fazla reaksiyon kullanmaya çalışın. Burada da menzilli sallı saldırı aksiyonunu kullanıyorum ve şu anda 27 attığım için Irak diyarlar şansı. Bir düşmana karşı başarılı bir saldırı zarı attığında bunu kritik vuruş olarak değiştirebilirsin. Yani benim karakterim 16 atması gerekiyordu. Zar üzerine dönüyor fightlar. Yani senin karakterinde atıyorum şu menzilli saldırı 16-25 arası vuruyor. Ama bu 16-25 arasındaki vuruş hani 17 de olabilir, 24 de olabilir. Bu tamamen attığınız zara göre değişiyor. Ben 27 attığım için yani zar olarak 27 attığım için kritik vuruş atabileceğim. Bastım abi reaksiyonuma. 28 vurdum gördüğünüz gibi. Kritik vuruş şey yapıyorum. Kullanabiliyorum. Saldıralım bunlara, bir fight başlasın diye isterim. Herkesin bir öncelikleri var. Şimdi üst taraftaki ekranı göstermek istiyorum. Ben bunu oyunun çok sonralarında anladım. Nedense bilmiyorum. Yani ben biraz gerizekalı veya bu oyun türüne cahil olduğum için olabilir. Üst taraftaki çizelge hangi karakterin hangi sırada vuruş yapacağı. Yani şu anda birinci sırada Atlas var ve Atlas vuruş hakkına sahip. İkinci sırada Deva var. Az önce bastığım şu. Nerede? Şu Sam'ın. Üçüncü sırada benim Kurt var. Dördüncü sırada benim Kambiyon var. Ardından Çelik Kolcu'ya geliyor sıra. Çelik Kolcu Reis neredeymiş lan? Şöyle tıklayarak bakayım. O bambaşka bir map'te, buradan kudurmuş. Tamam, sıkıntı yok. O oraya gelene kadar ben bunları halletmiş olurum zaten. Vesaire vesaire. Yani burada sıralamayı görebilirsiniz. Bu sıralama neye göre belirleniyor? Açıkçası eğer mesela gizli bir yerde adamları pusuya düşürürseniz sıralamada öncelik kazanabiliyorsunuz. Lakin düşmanlar da sizi pusuya düşürebiliyor. Mesela bir mağara gördünüz. Mağaraya bir girdiniz. Adamlar tepelerde toplanmış böyle pusuda bekliyorlar. Siz içeri girince bir anda adamlar sizi pusuya düşürdüğü için öncelik onlarda oluyor. Ve ilk bombaları atıyorlar, şeyleri, okları yağdırıyorlar falan filan böyle. Sizi bayağı bir tokatlayabiliyorlar. O yüzden bu öncelik kısmını almak önemli. Biz güzelce yerleştiğimiz ve ilk saldırıyı onlar hiç beklemezken ben yaptığım için öncelik bize ait. Aynı zamanda bu karakterlerin bireysel öncelikleri de onlara çeşitli vereceğiniz özellikler sayesinde değişebiliyor. Burada bir görebilecek miyim? Hemen bir bakayım. Ha tamam, burada görünüyormuş. Ben karakter tarafına baktım ama orada görünmüyormuş. Burada taktığım miğfer sayesinde diyor ki burada bu arada itemleri böyle merak ediyorsanız mesela okuduktan sonra ulan bu saldırı zarları, bu tespit denemeleri, bu düşünce ses falan bunlar ne diye merak ediyorsanız ve tıklayamayacağınız için itemin üzerine geldiğiniz zaman T harfine basıyorsunuz ve ardından burada altı çizili şeyleri, ruh tespitini, işte saldırı zarları, denemeleri, düşünce ses falan ne gibi bufflar veriyor bunları görebilirsiniz. Burada diyor ki bu başlık sayesinde diyor öncelik zarlarına ve tespit denemelerine artı 2 bonus kazanırsınız. Öncelik zarları işte buradaki önceliği belirleme. Bununla beraber tespit denemeleri de atıyorum bir bölgeye girdiğiniz zaman orada bir tuzak varsa, orada gizli bir şey varsa falan karakter bunu tespit ediyor. Ya diyor şurada bir şey var, bir bakalım falan diyor mesela. Tespit etmediğiniz zaman tuzaklara falan yakalanma ihtimaliniz artıyor. Bu yüzden Atlas önde başlıyor diyebiliriz. Öncelik zarları bu noktada çok önemli. Bazı perkler, bufflar var. Şu anda bu save'imde yok bilmiyorum ama hiçbir şekilde mesela hazırlıksız yakalanamazsınız gibi çeşitli bufflar veriyor. Hani fightlerde bazen bir damage az olsun, ufak bir güç daha az versin ama böyle özellikleri olması bazı itemleri bana göre, benim oynayış tarzıma göre ön plana çıkarıyor. Şimdi başladığımız zaman fight'ı şu anda burada bir düşman görüyoruz. Burada bir çelik kolcuya bakmıştık. O çok uzak. Şimdi bu çok güçlü bir düşman diyelim. Yani bunlar şu anda dandik diye çok taktik yapmanıza gerek yok ama şurada bir tane adamımız var. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Şimdi siz böyle benim gibi çok fazla asker bastığınız zaman ulan bu düşman mıydı, bu kimdi falan diye karıştırıyorsanız hani bu ESC'nin altında bir tane E tuşu var ya, garip bir E yazısı var. Ona basarak karakterleri böyle renklendirebilirsiniz. Düşmanlar gördüğünüz gibi kırmızı renkli oluyor. Kendi karakterleriniz de mavi renkli oluyor. İnsanlar da normal sarı renkli, böyle renksiz olarak takılıyor. Bunlara dalmanıza gerek yok şu anda. Şimdi ben Atlas'la ok göndereceğim.
Ok atmam için şu anda buna 60 %65 hasar verme ihtimalim %65. Kötü bir durum değil ama yine de yüzde hala atamama ihtimalim var. %35 en azından öyle söyleyebilirim. Buraya zaten adamın üzerine getirdiğiniz zaman direkt böyle tıklamak yerine yukarıdaki yazıları okuyabilirsiniz. Bu tarafa geldiğim zaman ise %95. Yani bunu vurma ihtimali çok çok daha yüksek. Neden bunun ki böyle? Hemen şöyle bir araştırıp bakalım. Şu anda bunun için herhangi bir direnci yokmuş. Bunun kuvveti çok yüksek. Dayanıklılığı yüksek. Bu karakter şu anda tehdit altında. Ne diyor? Yakınında bir düşman olduğu için diyor, menzilli saldırı atışlarına dezavantaja sahip. Yanında biri olduğu için şu anda bu menzilli atamaz. Aynı şekilde Atlas'ın yanında bir düşman olsaydı, ben okçumu bilerek bunun yanına yaklaştırıp sıkmaya çalışsaydım, yanında biri olduğu için dezavantaj sağlayacaktı. O yüzden Atlas'ı ben böyle safe bir yere artık refleks olarak getirdim. Buna %95 vurmamızın sebebi ne? Bu adamın kuvveti 8. Yani kuvvet denemelerinde falan böyle çevikliği aynı şekilde dayanıklılığı falan bilmem ne daha düşük olduğu için, yani çeşitli buffları daha düşük, skillleri daha düşük olduğu için bu adamı vurma ihtimaliniz daha yüksek. Ama buna baktığınız zaman bunun böyle dayanıklılığı yüksek falan olduğu için zırh sınıfı 16'ymış mesela, bunun zırh sınıfı 14 gibisinden böyle çeşitli şeyler etkileyebiliyor. O yüzden Atlas da hani buna vurmak yerine direkt buna vurmak da sizin için bir taktik, bir şey olabilir. O yüzden mesela şuna bir vuralım bakalım ne kadar vuracağız. 21 vurduk, onu felakete sürükledik. Felaket yazısı çıktı. Bu benim kendi silahıma olan bir perk. Şu anda felaketin ne olduğunu size anlatırdım da. Bir tamam buldum. Felaket diyor ki saldırı zarlarında ve kurtarma atışlarında cezası var diyor açıkçası. Yani felaket 2 tur boyunca onun felaket özelliği var. Üzerine geldiğiniz zaman zaten orada 2 turluk felakete sürüklüyor benim vuruşlarım. Şimdi bir tane sıktım, bir tane daha sıkabiliyorum. Bu nasıl oluyor diye düşünecek olursanız hemen şöyle göstereyim yeniden. Burada gördüğünüz gibi benim ekstra saldırı özelliğim var. Silahsız ya da silahlı bir saldırı yaptıktan sonra ek bir serbest saldırı daha yapabilir. Birazdan Lazel'la size şov göstereceğim. Atlas'ta sadece ekstra bir saldırı daha yapabiliyorum. Onu da gideyim mesela şuna sıkayım. Bu birazcık daha böyle uzakta ve zırh sınıfı yüksek olduğu için %55, %65. Bak bu da %95'ten %75'e düşmüş. Atıyorum işte, hemen öldürmeyeyim adamları, bilerek de şöyle boşluğa bir sıkayım. Gitsin. Atlas'ta bir turumuzu atlayalım. Bir tane daha saldırı hakkı geldi. Fırsat saldırısı olduğu için sanırım. O saldırımızı da kullandık, tamamız. Atlas'la işimiz bitti. Burada açık renkte olanlar turumuzu kullanabiliyoruz. İlla Atlas birinci sırada diye bunu kullanmak zorunda değilim. Önce bunu kullanıp sonra bunu da kullanabilirim, fark etmiyor. Tur onlara geçene kadar en azından. Turu sonlandır diyerek bir sonraki karakterimize geçebiliyoruz. Deva karakterimizin işte çeşitli güçleri vesaire var. Hani böyle gelip vurabilirsiniz falan filan bilmem ne, ama bunlar çok önemli değil. Yani bunları göstermemize gerek yok. Sadece şöyle bir püf nokta verebilirim. Atıyorum işte ben bu karakterle en şuraya kadar gitmem gerekiyor. Yani gidebildiğim kadar, atıyorum şuraya falan gitmem gerekiyor. Bu şekilde gidersem eğer, bakın size tıklamadan önce şöyle bir yola bakın. Sana bir çizelge gösteriyor. Diyor ki şu beyaz yola kadar gidebilirsin. Kırmızı yolda senin menzilin azalır diyor. Depar özelliğini basarsam bu yol daha da artıyor ama yine de muhtemelen şuralarda bir yerlerde bitecektir. Aynı zamanda yol boyunca ilerlerken şurada gördüğünüz gibi, bakın parmağımla gösteremiyorum ama kırmızı bir, şu adamın dibinde kırmızı bir ok çıkıyor. Diyor ki buradan geçerken diyor bu adam sana bir tane patlatır diyor. Çünkü onun menzilinin dibinden geçiyor. Yani kavgadasınız abi. Adamla dövüşüyor birisi. Siz sizin karşı tarafta olan birinin dibinden geçerken adam ne olur, bir tane de sana patlatır değil mi? O yüzden buradan geçmek sıkıntılı olabilir ama benim bu bölgeye hızlıca gitmem lazım. Eğer karakterinizde uç skilli varsa, yani uçabiliyorsa, uçabilen bir karakterseniz, bakın az önce şuralarda falan kalırken karakter, buraya kadar uçabiliyorum gördüğünüz gibi ve kimse de bana darbe vuramıyor. O yüzden hareket ederken mümkün olduğunca bütün karakterlerinizi bir şekilde uçma, bir şekilde daha hızlı hareket etme özellikleri verirseniz siz de rahat edersiniz. Oynanışta ciddi şekilde eliniz güçlenir. Mesela şurada 5 kişi oldu diyelim. Bu adam da çok önemli bir adam. Diblerine girmesi gerekmiyor ve kapattılar. Ne yapacaksın? Buradan yürüyerek kaçamıyorsun. Uçarak daha uzun menzilde kaçabilirsiniz. Ya da bir anda kendini buraya atabiliyor karakter. Rahatlıkla alan kat edebiliyorsunuz. Bu oyunda alan kat etme çok önemli. Atlas'ta da var mesela böyle bir özellik ama turu geç dediğimiz için şu anda bir şey yapamıyoruz. Şimdi bu kurdu buraya attık. Dedik ki sen bununla oyalan reisim. Bununla bir 1v1 at. Bu da burada diyelim ki 1v1'ini atıyor. Ben daha çok Lazel'ı falan göstermek istediğim için şu anda bunları geçiyorum. Bırakın oynasınlar, biraz heyecanlansınlar. Aynı şekilde mesela şöyle bir özellik de gösterebilirim. Şu anda bu karaktere vurma ihtimalim %55. Bu adamın dibine girersem
Vurma ihtimalim bakın %30'a kadar düşüyor. Çünkü hedef çok fazla yakın. Bu karakter uzakçı bir karakter olduğu için ona vurma ihtimalim daha da düşüyor. Peki ben geri dönmek istersem ne olur? Fırsat saldırısında şapalağa indirirler benim kafaya. Bedavadan adam saldırı yapmış oldu. Yani bu adamın sırası değildi. Daha bu adamın sırası gelmemişti ama bedavadan bana bir kere vurmuş oldu. O yüzden move'larken yani bir yerden bir yere hareket ederken 2 defa değil 3 defa düşünebilirsiniz bu oyunda. Artık bunlar karakterin kendi skill'leri, özellikleri vesaire. Şimdi bakın yeniden %55'e çıktı. Hemen şöyle bir şuna bir ateş topu atayım da ölür mü ya hemen? Ölmemesini istiyorum da neyse tamam atmayalım şimdilik. Geçelim. Yani büyük bir fight göstermek isterdim de açıkçası çok eski save'lerime ulaşamıyorum. Oyun sanırım 30 mu 50 mi o save'den aşağılarını siliyor. O save'ler içindeki bütün büyük fight'lar da spoiler içeriyor. O yüzden böyle büyük fight göstermek istemiyorum. Şimdi şuradan bir neredeymiş o reisim? Çelik kolcu geliyor abi. Bu sıkıntı. Lambur lumbur geliyor adam uzaktan. O yüzden bir an önce şuradaki işlerimizi bitirmemiz lazım. Şimdi büyücüm büyücünün dibinde. %64 dezavantajlı. %70. %70 falan vuruyor büyücüm. Niye? Çünkü yanında bir tane karakter var. Bu büyücüyü buradan kurtarmamız lazım. Büyücümüz kırılgan bir karakter. Az önce gösterdiğim gibi mekanik olarak buradan geçersem bu adam bir tane bana tokadı vuracak. O yüzden ben büyücümde hızlı alan kat eden bir tane skill barındırıyorum. Bu skill de sis sıçraması skill'i. Yani bu nereden geliyormuş? Hemen şuna da hızlıca bir bakayım. Nereden geliyordu acaba bu? Heh, burada. Benim kolyemde sis sıçraması özelliği var. Nedir? Siyah bir sisle çevrelenerek görebildiğim boş bir alana ışınlanırsın. Aynı zamanda bu ışınlanmayı yaparken adam sana fırsat saldırısı yapamıyor. Şimdi ben bu kolyeden, bu kolye bende uzun zamandır var. Bu kolyeden çok daha fazla bufflar veren çok daha iyi kolyeler buldum. Lakin bunun sırf sis sıçraması yüzünden ve büyücüde kaçmak veya alan değiştirmek, yer değiştirmek çok önemli olduğu için bu kolyeyi böyle 20 saattir falan kullanıyorum oyundaki 20-30 saattir. Bu sebeple hani böyle birazcık daha güçlü olsun, bir damage daha fazla vursun yerine o silahlar ne özellikler veriyor, ne gibi bufflar veriyor bunları düşünmek kendi oynanışınız açısından daha mantıklı. Hemen geldim abi, sıçramayı istediğim bir yere yapabiliyorum. Aşağılara götürürsem büyü atması zorlanacaktır. O yüzden benim Atlas Reis'in yanına sıçramamızı yapalım. Rahat bir şekilde alan kat ettik. Şimdi bakıyoruz. Yeniden %70 vurabiliyoruz. %80 bu adama vurabiliyoruz. Patır patır bir tane patlatalım. Şöyle bir vurayım mı? Ölür mü? Lan ölüyorsa da ölsün neyse. Şuna bir tane vurayım bari de bu ölmez. 3 tane buna bam 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 vurduk. Bununla işimiz artık bitti. Böyle mümkün olunca püf noktaları göstermek istiyorum. Bakın o kadar fazla askerim var ki sürekli sıra bende. Daha bu adamlara sıra gelmedi. Sabahtan beri biliyorum ki vursam çoktan bunlar muhtemelen ölmüştü. Okçumuzla da bir tane şöyle vuralım. Vuralım gitsin. Vur reisim. Hiç vurmamazlık da yapmayalım. Sonra şımarıyorlar. Ne olursa olsun yani. Bu oyunda her fight'i ciddiye alın arkadaşlar. Yani tamam biz bunları tokatladık demeyin. Ciddi şekilde tokatlandığınızı görebilirsiniz. Sıra nihayet onlara geçti. Geldi kurdu attığım için oraya bak kurtla ilgileniyor. Yoksa kurtla ilgilenmeseydi bu alana gelip alan hasarları vesaire çıkarabilirdi. Heh, az önceki olayın burada olması çok güzel. Şimdi sıra bu takımın büyücüsünde. Diyor ki Yumruk Moss yani şu adamın ismi. 6 tane hedefe yavaşlat büyüsü yaptı. Yavaşlar büyüsü. Yavaşlar büyüsü de neymiş? En fazla 6 düşmanın etrafında zamanı bükerek onları yavaşlatırsın. Fazla uzağa gidemezler, fazla hareket edemezler ve darbe alması daha kolay hale gelir. Benim 6 tane karakterime bu büyüyü yapmış. Normalde bunu uygulayacak. Ama benim Will'in reaksiyon büyüsü olduğu için ben daha bu adam bunu yapmadan karşı büyüyle bakın şimdi ne olacak? Hop hadi bakayım büyüsü içinde patladı. Yani bu adama bu özelliği kullandırmıyorsunuz. Bu yüzden reaksiyonlar çok önemli. Bu karakter ne yapıyor? Can basıyor kendi karakterlerine. Bassın bakalım. Geldi bu da benim köpekle ilgilenecek. Bizim kediciğimiz geldi. Ne yapıyormuş? Etrafındaki yaratıkları dikkatini çekerek onları yakınına çekersin. Tamam çok bir olayı yok. Bunu geçelim. Şimdi geldik Lazel tarafına. Ekstra saldırı neden önemli? Ne gibi bir taktik izliyorum ben bir dövüşçüyle bunu göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Bu adamın 78 canı var. Bunu tek turda hatta gücümün yağısıyla falan alacağım. O kadar rahat keseceğim ki bunu izleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle benim Lazel'da normal vuruşlarımı bir göstermek istiyorum. Geldim bir tane patlattım. Kendimden o kadar eminim yani tamam mı? Canı 56. Geldim bir tane daha patlattım. Canı kaç?
32'ye düştü. Geldim bir tane daha buraya ise patlattım, 3 oldu. Canı 9'a düştü. Geldim bir tane daha patlattım. Canı kaça düştü? 7'ye. Ama benim işlerim bitmedi. Ben tekte alacağım dedim. Ben söz verdiysem sözümde dururum. Aksiyon taşkını. Ekstra aksiyon kazanmak için. Basıyorum ve yeniden güçlerimi elde etmiş oldum. Geldim bir tane daha patlattım. Reis mefta oldu. Benim yapacak işlerim daha da bitmedi. Adamlar şu anda dibimde birisi olmadığı için ben ekstradan hemen şöyle bir ok skillimle şuna da bir tane patlatayım. Bam. Canı kaça düştü? 42'ye. Burada dibimde bir adam olsaydı onu da harcardık muhtemelen. Geldim bir tane daha patlattım. Bam. Canı kaça düştü? 35'e. Yani laserla tek turda bak bunu harcadım. Bunun canını bayağı düşürdüm 35'e falan. Yani dövüşçü karakter bu yüzden önemli. Ve karakterinizi tasarlarken, level atlarken bu da olsun, şu da olsun, o da ateş topu atsın gibisinden değil de ulan hani ben mesela bu aksiyon taşkınıyla beraber bu ekstra saldırı itemlerini, ekstra saldırı pasiflerini birleştirerek bir turda böyle 6-7 kere vurma hakkı kazanabiliyorum bazı durumlarda. Özellikle rakibi böyle gizli yakaladıysam vesaire vesaire. Böyle karakterlerinizi geliştirirken bu tip komboları, bu tip böyle gelecek zamanları düşünmeniz daha mantıklı olabilir. Benim mesela Lazel karakteri o yüzden bu kadar önemli. Öyle söyleyebilirim. Benim dev geldi. Dev reisi de şuna bir patata patata vuralım. Mesela burada nasıl bir şey izleyebiliriz? Strateji izleyebiliriz. Örnek veriyorum. Ne yapabiliriz? Bir düşünelim. Ne yapabileceğimizi ben söyleyeyim. Şimdi bir yolumuzu deneyeceğiz. Öncelikle buradan bir tane bize tehlike geliyor değil mi? Benim dev de bu adam bu mekana gelmeden bunu olabildiğince ileride tutması lazım. Devle geldim. Sıçramaya attım bizim. Geç reisim. Bunu bunun önüne attım. Şimdi benim beklentim bu çelik kolcu gelirken buradan geçecek. Bununla fightlaması burada oyalansın. Devim zaten 146 canı var. Öldüremez kolay kolay. Ama ben o arada buradaki işlerimi bitiririm. Bu adamları temizlerim falan ki yani uğraşsam çoktan temizlerdim de. Hani bunlar güçlü karakterler diyelim, zor oluyorlar veya benim level'ım düşük. Buradaki işlerimi bitireyim. Sonra herkesle beraber bu deve dalalım. O arada bu da oyalasın. Yani dev buna saldırmaz. Hala buradan koşup geçer. Hani bu artık risk işi. Ama yine de böyle bir taktik belirledim. Bakalım çalışacak mı? Göreceğiz. Hemen sonraki tur diyelim. Karakterim de mesela normalde buna gelip bir vuruş yapabilirim. Bir vuruş yaparsam muhtemelen 8 ile 18 arası vuracağım. Bunu öldürmeye yetmeyecek. Hani vurmak yerine daha farklı şeyler de yapabilirim. Mesela bakıyorum. Bu karakterin bir direnci var mı? Herhangi bir direnci yok. O yüzden buna böyle bir ateş topu atabilirim. Örnek veriyorum kavurucu ışın skillimi kullanabilirim. Çok pardon. Bunu direkt böyle daha yüksek bir şekilde öldürme şansım olabilir. Şöyle 4 tane atalım. Bam 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 bam. Ölmedi, sağlık olsun, denedik. Hemen diğer bonus aksiyonumla birlikte karakterlerime şöyle topluca bir atıyorum. İşte canları azalmış. Bakayım var mı canı azalan. Kurt varmış birazcık. Şu kurta basabiliyor muyuz bakalım. Birazcık kenara gelirsek basabiliyoruz. Tamam. 5. seviye bir tane can basma basayım. Canını fullleyelim bu reisin. Tamam, sen orada tanklamaya devam. Tekrar tur başa döndü. Atlas'a geldi. Atlas'ta şimdi artık temizlemeye oynayabiliriz. Şimdi nasıl bir yol izleyebiliriz? Burada 2 tane adam var. Burada bir kişi var. Şimdi ilk vuruşumla şu büyücüyü bir temizleyelim. Bu büyücü bir aradan çıksın. Çünkü bu biraz can sıkıcı olabilir. Sonraki tura kalmasın. O yüzden Atlas'ı şöyle bir şu bölgeye getirirsem sanıyorum ki hem büyücüye vurabilirim hem de diğerlerine istediğim gibi vurabilirim. Daha mantıklı bir olay olabilir. Geç Atlas'cığım. Tamam. Geldim. Büyücünün kafaya bir tane patlattım. Geberdi. 24 vuruyor görüyorsunuz. Yani hasarın büyüklüğü çok iyi. Ardından diğer tarafta kaldı. Şimdi buraya da bir tane böyle bir yıldırım oku vurarak bir alan hasarı sağlayabilirim. Veya başka ne yapabilirim? Şöyle bir parşömenlerime bakayım şu anda. Elimde ne var onu da bilmiyorum ki. Bu çok eski save. Burada çok da bir şey yokmuş. Bunlara karşı birazcık daha böyle hani şöyle alan hasarı veren bir asit şişesi atabilirim. Benim karaktere de vursun. Çok da önemli değil. Direkt bilerek kendi kurduma atıyorum. Onlara daha fazla hani onlara da denk gelsin diye. Şuraya bir tane de asit şişesi atalım. Bunlar bir zehirlensin bakalım. Benim kurt zehirlenebilir. Sıkıntı yok. Ben onu can basarım bir şekilde. Öldürtmeyiz onu. Ardından Atlas'la işimiz bitiyor. Ama ben burada dipte kalırsam bu adam kurda dönmek yerine dibinde hemen okçum var. Sıra ona gelince benim okçuya dönebilir. O yüzden kendimi safe bir pozisyona
mümkün olduğunca en azından hareket hızım kadarıyla safe bir pozisyona çektim. Ardından devam ediyoruz. Benim buradaki karakter Ride mesela, bu da yakıncı bir karakter. Bu da biraz tank bir karakter. 156 canı var. Hatta benim tanktan daha çok canı varmış. Lan nasıl oldu? Bunu da buraya attım. Sen de burada karşıla. Maksat bu elemanı getirtmeyelim. Bu burada oyalansın bu karakterlerimle. Umarım plan işler, göreceğiz. Sıra Kurt Reis'e geldi. Şimdi Kurt Reis'e geldiği zaman benim şöyle bir planım var. Aslında ikili alan vurabiliyorum. Ama bunun için belli bir damage yemem gerekecek. Köpekler de böyle döner ya bu arada, güzel oldu. bunu için riske değer mi? Şöyle bir düşünelim. Bonus aksiyonumla çekilmeyi basıyorum. Pardon, bu kaldırmaymış lan. Kafa karıştı iyice, beyin yandı bir yandan anlatırken. Kurdu attım arka tarafa. Bakalım işe yarayacak mı? Göreceğiz. İki tane damage yiyeceğim ama çok da önemli değil. Maksat ikisine birden vurmak. Tamam, biri ıskaladı zaten. Bu da ıskalasın. Aa, o vurmadı bile. Tamam, süper. Ardından geldim. Alan hasarım yeter diye düşündüm ama çalışmadı. Anti diyelim. Şu bölgeye gelelim bakayım. Burada işe yarayacak mı? Şuradan bir deneyelim bakalım. Bir şekilde yapmam lazım ya. Birazcık daha geriye gel reisim. Hah. Tamam. İkisine birden vurabiliyorum artık. Yani bir tanesine vurmak yerine az önce, şimdi ikisine birden vurabileceğim bir skill kullanacağım. Tak. Birine 18 vurduk. Birine ıska attık. Bir daha deniyorum. Tam böyle ucu ucuna değiyor bu arada. İyi denk geldi. Güzel oldu. Bir tane daha şöyle vuralım. Birini 17, diğerini sürekli ıskaladı ama bunun canı bayağı azaldı. Anti diyelim. Elimizden geleni yaptık. Büyücüyü buradan muhtemelen kullanamayız. Yolda engel var diyor. Aynen. Önce pozisyon alıyoruz ve alabiliyorsam yüksek bir yere çıkmak daha mantıklı olabilir. Buradan vurabilecek miyim? Bir görmek istiyorum. Şuraya bir pozisyon alalım. Geldim buradan. Tamam, yüksek bir yerdeyim. Pat pat pat. İyi hasar çıkarttık. Gayet güzel. Bakalım tanka planımız işe yarayacak mı? Gel bakayım reis. Oh, çok güzel. Tamam. Sen burada oyalan burada. Biz diğer tarafta işimizi bitirelim ama Lavuk hemen atladı ya. Bir şeyler yaptı. Ulan hevesimiz kursağımızda kaldı. Şimdi büyücü reis. Seni hemen kendine uçma skili mi bastırsak? Nasıl bir şey yapsak? Bir bakalım. Buraya atlayamıyoruz. Bura benim işimi görmüyor. Bir turluk aksiyondan feragat edeceğim. Gördüğünüz gibi bir turluk aksiyondan feragat edeceğim ama bunun karşılığında bir, bakayım burayı kullanabiliyor muyuz? Yok, tamam. Kendime uçma skili basacağım. Karşılığında artık istediğim kadar uçabileceğim. Az önce mesela buraya kadar gidebilirken artık 10 tur boyunca olması lazım. 10 tur boyunca uçma skilim var. Hızlıca alan kat edebileceğim. Burada dev tehlikesi var. Bu gelirse benim büyücüyüm bayağı canını yakar. O yüzden ben şimdilik şöyle bir pozisyona geçsem hem safe hem de adamlara birazdan vurabileceğim bir pozisyon. Şurada kalabilirim. Tamam, buraya uçtuk. Okçumuzla vurmaya devam edelim. Bilmiyorum, bir yandan anlatıyorum ama savaş mekaniğini anlıyorsunuzdur inşallah ya. Yani çok... Ne anlatıyorsun abi sen, bir tane ordu basmışım falan diyenler de olacaktır muhtemelen ama az kişi olsaydım da böyle düşünerek oynadığınız zaman kendinizce, yani ben çok muazzam oynuyorum diye demiyorum ama böyle dümdüz okçu, ok atar, tıkla, ok at gibi oynamadığım için, hani böyle pozisyonları düşündüğüm için birazcık daha böyle zor olan fightları daha kolay geçebiliyorum. Bakıyorum millet böyle saatlerce uğraşıyor YouTube'da falan. Ben böyle kolaylıkla geçmişim mesela. Benim köpeği düşürdüler, bu iyi olmadı. Hayır. Kambiyonun yanına geldi. Bak o da taktik yapıyor. Şerefsiz çakal. İyi can bastı lan. Beklemiyordum bunu. Kambiyonun dibine gidiyorlar oğlum sürekli. Benim kambiyon dediğim şey işte. Benim şu şey, iblis. Neyse, tamam. Laser Reis. Şov yapma vaktin gelmedi mi? Geldiyse ses ver. Bakalım. Tamam, ben Lazel'la bunu 1v1'e çıkarayım. O zaman büyük fight burada başlasın. Lazel'la şunu bir 1v1'e atalım. Hadi bakalım. Fight başlar. Pat. Dur şu yarmayı kullanalım. Çok güzel. Çok güzel. 139 cana kadar indirdim tek turla. 3 vuruşta. Şu aksiyon taşkını falan hakkı bittiği için daha çok kullanamıyoruz. Hemen devi de arkadan getirelim. Bu devi biz buraya boşun boşuna koymadık. Pat pat 2 tane de o vursun. Şimdi biz de kalanlarla buradakileri temizleyelim artık. O zaman birazcık güç şov yapabiliriz buraya karşı. Şöyle şuna okkalı bir oturt da izleyicilerimiz de bir şov yapsın be. 21 ha. Olsun işte, enti sağlık olsun.
Çok da istediğimiz gibi vuramadık. Sağlık olsun. Hemen Atlas'ta güzel bir pozisyon almak istiyorum. Kimi indiririz? Bunu mu? Bunu mu? Bence önce bunu indirelim de bu bir tanesi azalsın en azından düşmanların. Şöyle bir pozisyonumuzu alalım. Şöyle bir lazer atsam acaba? Tamam, güzel. Bu ikisine birden vurmak için bu mantıklı olabilir. Kendi adamıma da vuracağım ama ben çok önemsemiyorum açıkçası. Aa, benim adama da mı geliyormuş, şöyleymiş, böyleymiş. Ben ona zaten can basarım diyorum. Lazer sayesinde birini indirdim. Diğerinin de canını bayağı azalttım gördüğünüz gibi. Hemen ya da bu noktada kalalım. Çok da dert değil. Gel bakayım devacım. Bir tane sen patlat şuna. Bakın yani sadece bir tane karakterim burada. Bunu da çekmeyebilirdim. Normal bastığım summonlarla koskoca devi tutuyorum burada bir şekilde. Yeniden şu karakteri bir tane patlatalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Şuraya bir sıçrarsak. Aynen, atla reisim. Tamam, normal vuralım. Niye vuramıyorum? Heh, tamam. 12 vurduk. 14 vurduk. Güzel. Kambiyon'u buradan damage yeme pahasına geri çekiyorum. Çünkü benim için önemli olan damage. Tamam, çok güzel. Risk attım. Critical sıkı attı. Sıkıntı yok. Fırsat saldırısı. Neden? Çünkü uzaktan vurmam gerekiyordu. Bir de bir tane damage yeme pahasına karakterimi uzaklaştırırım. Yani çok sakınmayın. O bana vuracak, bu bana şey yapacak gibi değil. Bazı riskleri almanız gerekiyor bu oyunda. Tutarsa ne ala. Critical sıkı attı adam mesela. Tuttu. Şimdi ben ona bir tane sağlam patlattım. 26 ile cayır cayır yakıp öldürdüm. Yani o riski almasaydım fight çok kritik bir yerde olabilirdi. Zaten kolay fight, yani şu anda zaten ben onu öldürecektim de. Fight çok kritik bir yerde olabilirdi. Bu riski aldım, dedim ki o bana vursun çok sıkıntı değil ama ben onu öldürebileceğimi düşünüyorum. O bana vuramadı, üstüne üstlük ben onu öldürdüm. Böyle mantıklı bir şekilde şey yaptık. Bu adamla işimiz artık bitti. Bu adamı tur atlayabiliriz. Dev ne yapıyormuş? Dev bunlarla uğraşmaya devam. Of, bayılttı bir tanesini. Burayla işimiz bitti. Biz buna uçma özelliğini boşu boşuna basmamıştık. O zaman kullanalım. Biz zamanında bu uçma için bir turdan feragat ettik. Şimdi sıra bizim şovumuzda. Bakayım. Ulan menzil yetmiyormuş. Şov dedik, boşu boşuna artistik yaptık. Tamam, bir sonraki tur o zaman şov. Bunu da öldürelim artık. Fight'ı, oyunu da bitirelim. Varsa sorularınız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oyunda anlamadığınız şeyler varsa ve benim oynayışımda belki de çözdüğüm bazı şeyler vardır. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım veya bu oyun türüne ben başladığımda sıfırdım arkadaşlar. Hayatımda hiç bu türde bir oyun oynamamıştım. Ama oyunu sevdiğiniz zaman gülü seven abi dikenine alışıyor ya. Öyle bir şey oluyor benim için. Şu anda çok sevdiğim bir oyun türü gibisinden. Güzel vurdun lan bu arada. İskelet hiç vuracağını düşünmüyordum. Kedicikle ona son vuruşu atmam yok mu? Ya uğraşmayacağım, boşver geç. Hadi bakayım Lazel. Yap şovunu güzelim. Böyle bir tane patlat şuna. Aa, kritik ıska, enteresan. Lazel genelde çok ıska atmaz. Güzel vurdu. Aynı zamanda can çalması var Lazel'ın. Kendi canını yeniyor fark ettiyseniz. Bu da tankın, yani dövüşçünün daha rahat önde kalmasını sağlıyor. Şu anda bu patlama moduna geçti artık. Bir sonraki tur kendini patlatacak. Bunun bir sonraki turuna ne kadar var? Hemen bakayım. Çelik kolcuda Lazel'ı tamam, çok az kalmış. Bir an önce kaçıralım bunları, kaçırabiliyorsak. Devreyi sen de kaç. Bu kendini patlatmasın. Bizi de patlatmasın. Bunları geçelim artık. Oyun bitti bu noktada. Şu karakterimi de son kez kaçırıyorum. Boşu boşuna demeyi yemeyelim. Patla. Patla. Patla lan. Heh. Patladı. Tecrübe puanımızı aldık. Fight'ı kazandık. Yani böyle zor bir fight değildi. Zaten kazanacaktık ama temel oynayış mantığımı göstermek istediğim için bence güzel bir video oldu. Öyle söyleyebiliriz. Eğer videoyu bu zamana kadar hala izlediyseniz harbiden bordo berelisinizdir. Harbiden Baldur's Gate adam gibi adamlar oyunu olduğu için siz de oynamayı hak ediyorsunuzdur. Öyle söyleyebilirim. Bir beğeni bırakırsanız çok memnun olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlar kısmında buluşalım istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.